arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2020 model Nissan Qashqai. Takmış olduğumuz cihaz Navimax marka 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızalı Android multimedya cihazı. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Ayrıyeten aracımızın tüm konfigürasyon ayarlarını yine kullanmaya devam ediyoruz. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, direksiyon tuş ayarlarımız. Bunun haricinde geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da ön kamera montajı yaptık. Bize 6 saniye ön kamerayı gösteriyor. Bu da bu cihazın yeni bir özelliği. İleri geri park esnasında hem ön kamera hem arka kamera otomatik çalışmış oluyor. İstersek ön kamerayı manuel olarak da çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde montaj yapılırken arabaya kesinlikle plastik aksamı olsun, soket aksamı olsun müdahale etmiyoruz. Direkt orijinal soketlerine birebir montaj yapıyoruz. Şimdi dilerseniz cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. İki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Şu anda dükkan içinde olduğumuz için sinyal arıyor diyor. Dışarıda olduğumuz zaman direkt bulunduğumuz yeri hızlı bir şekilde gösteriyor. Sağ alt köşeye tıkladık. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak isterken de yine buradan bir kere daha geri geldik. Haritadayız. Sağ alt köşeye tıkladık. Çıkışa bastık. OK dediğimiz zaman da navigasyondan çıkıyoruz. Radyomuz var. Radyomuzun kullanımı çok basit. İstersek yukarıda bakın hızlı kısa yol çubuğumuz var. Buradan otomatik kanal arayabiliriz. Bulmuş olduğumuz kanala hafızayı almak istersek aşağıda 6 tane hafıza yerimiz var. Nereye basılı tutarsak 1-2 saniye içinde oraya direkt hafızayı alıyor. Aynı zamanda RDS bilgilendirmesini de veriyor ve hafızayı aldığımız yerde de radyonun ismini yazıyor. Direksiyon kumandamız da yine radyoda sağlıklı çalışıyor. İleri geri hafızadaki kanalları gezebiliriz. Ses açma kısmını kullanabiliriz. Telefon cevaplama, mod değiştirme bu tuşları da kullanabiliyoruz. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Video bölümümüz var. Cihazımızın 1024'e 600 çözünürlüğü var. HD panel ve 4K videoya kadar destekliyor. Bunun haricinde 64 GB hafızanın içine istersek video atabiliriz. Şu anda kendi hafızasındaki videoları dinliyoruz. Veyahut da konsol içinde orijinal USB girişimiz var. Bir de torpidoya çekmiş olduğumuz USB girişimiz var. Bu USB girişlerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Yine direksiyon kumandamız burada sağlıklı çalışıyor. İstersek ekrandan liste üzerinden de parça atlatabiliyoruz. Atlatmış olduğumuz parça üzerinde sardırma işlemi de yapabiliyoruz arkadaşlar. Ekrandan da yine parça atlatmamız da teker teker sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tekrar geri geldim. Müzik bölümümüz var. Şu anda cihazın içinde herhangi bir müzik dosyası var mı? Evet var. Yine cihazın içine attığımız müziklerimiz var. Yine direksiyon kumandasından kullanabiliriz. Ekrandan kullanabiliriz. Parça atlatabiliriz. Ekranı sola doğru kaydırdık. Liste üzerinden seçim yapabiliyoruz. Ses kalitemiz gerçekten iyi. 4x50 watt MOSFET çıkışımız var. Orijinal teybimize göre %30 performansı daha yüksek arkadaşlar. Müzik bölümümüzün kullanımı bu şekilde. Tekrar buradan geri geldim. Bluetooth bölümümüz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapabiliriz. Ve bu eşleştirmeyi yaptıktan sonra direkt görüşmelerimizi artık telefon üzerinden değil de burada teybimiz üzerinden yapıyoruz. İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinde karşı tarafı arayabiliriz arkadaşlar. Bluetooth menümüzde bir de Bluetooth müzik özelliği var. O da BT müzikten giriliyor. Yine eşleştirdiğimiz telefon üzerinde izlediğimiz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan geri geldim. Dosya yöneticim var. Cihazın hafızasına yüklemiş olduğum video, müzik ve uygulamaları dosya yöneticisinden kullanabiliyorum. Bir sonraki menümüzde arkadaşlar ayarlar var. Ayarlarda en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Bunu da göstereyim size. Ağ ve internete girdik. Kablosu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Şu an zaten müşterimizin telefonu bağlı. Bağlı olmasaydı eğer üzerine bir defa tıklıyorduk ve şifremizi giriyorduk. Şifremizi girdikten sonra istediğimiz ağa bağlantı yapıyorduk. İstersek komple de kapatabiliriz arkadaşlar. Tekrar buradan geri geldim. Cihazımızda iki ayrı menü var. Birincisi bu sık kullanılanlar. Bakın front kamerayı ekrandan da gösteriyor demiştim. Buradan istersem giderken yolda seyredebiliyorum arkadaşlar. Buradan geri de çıkabilirim. İki ayrı menümüz var. Bir sık kullanılanlar menüsü. Bir de burada tüm uygulamaların olduğu menü. İnternet bağlantısı yaptıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliyorum. Bir sonraki sayfaya geçtim. Google haritaları kullanabilirim. Canlı mobil TV uygulamamız var. İnternet üzerinden kullandığımız bir televizyon programı. 200'e yakın televizyon kullanabiliyoruz. Bakın onu göstereyim. Gerçi şu an internet biraz uzakta oldu ama yine de deneyelim.
Burada izleyeceğimiz kanalın üzerine tıklıyoruz. Seçeneklerimiz var. İstersek canlı yayın yapabiliriz. İzleye tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi şu anda Show TV'nin canlı yayını seyrediyoruz arkadaşlar. İstersek de yine ana menü tuşuyla direkt hızlı bir şekilde geri çıkış yapabiliriz. Bunun haricinde mobil uygulama var. Onu birazdan göstereceğim. Mobil uygulama CarPlay ve Android Auto uygulamalarını barındırıyor. Yani telefonumuz iPhone'sa CarPlay'i, Android ise Android Auto'yu kullanabiliyoruz ve kablosuz bir şekilde. Bir sonraki sayfaya geçtim. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğim bir uygulama olursa eğer, işte nedir? Netflix, Spotify, Fizi, DigiPlus tarzı uygulamaları Play Store'dan indirebiliyorum. Yandex'imiz var. Yine internet üzerinden kullanmış olduğumuz navigasyon programı. YouTube'umuz var. YouTube'dan da yine biliyorsunuz video seyredebiliyoruz. Şimdi telefonumuzun Bluetooth eşleştirmesini yapalım ve size CarPlay'i göstereyim arkadaşlar. CarPlay'in bağlantısı çok kolay. iPhone'umuzu açtık. Bluetooth'tan arattırma yapıyoruz. Burada telefonumuzun ismi görünüyor. Nissan olarak yazıyor zaten. iPhone'dan Bluetooth'umuzu açtık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arama yapıyor. En altta zaten Nissan olarak çıktı. Bağlantıyı yaptık. Bu bağlantıyı bir kere yapmamız yeterli. Daha sonrasında artık arabaya bindiğimizde otomatik bağlıyor. 4 tane 0 şifremiz. Eşle dedik arkadaşlar. Şu anda bakın zaten direkt tüm menüler bağlandı. CarPlay otomatik açıyor. Benim CarPlay'e izin vermem lazım telefondan. İzin verdikten sonra görmüş olduğunuz gibi CarPlay'imiz de sağlıklı çalışıyor. CarPlay'de de ne kullanabiliriz? Haritalarımızı görüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçtim. Telefon rehberimizi, telefonumuzu ve aramalarımızı yapabiliriz. Mesajlarımız var. Siri üzerinden sesli mesajlarımızı okuyabilir bize. Çalınanlarımızı görebiliyoruz. Bir sonraki sayfaya geçtik. Burada da WhatsApp'ımız var. WhatsApp üzerinden en çok kullanacağımız konum bilgisi. Cep telefonumuza konum geldiği zaman cep telefonumuzu hiç cebimizden çıkarmamıza gerek yok. Direkt teyp üzerinden gelen konuma gidebiliyoruz haritalarımızı kullanarak. Arkadaşlar buradan çıkmak istersek de eğer arabaya tıkladığımız zaman arabamızın orijinal menüsüne geçiyor. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızla bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emera Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeragaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.